4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi sayfa 65 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 65 Cevapları Anka Yayınevi. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Dinin, güzel ahlaklı bir insan olmamızda nasıl bir etkisi vardır? Açıklayınız. Cevap, din insanda Allah sevgisi ve korkusu meydana getirir. İnsanlar Allah'ın daima kendilerini gördüğünü bildikleri ve ona karşı sevgi besledikleri için günah olan yalan, iftira, kötü söz ve davranışlardan uzak durmaya çalışırlar. Ayrıca insanlara iyi davranır, güzel söz ve ahlaki ilkelere dikkat ederler. Böylece toplumda yapılan kırıcı hareketler ve kötülükler yaşanmamış olur. İnsanlar emniyet ve huzur içerisinde yaşarlar. 2. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Muvatta Hüsnül Hulk 8. hadisini açı. Kılayınız. Cevap, Peygamberimizi tanıyan insanlar çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğaya karşı ne kadar merhametli olduğundan bahsetmişlerdir. Peygamberimiz gerek aile ilişkilerinde, gerek insanlara olan davranışlarında insanlara örnek olmuştur. Çocuklarla oynamış, hayvanlara merhamet etmiş ve eşlerine kibar bir insan olarak bize davranış ilkelerini göstermiştir. Kimseyi kırmaz ve yumuşak davranarak hem güçlü hem de merhametli insan modelini bizlere aktarmıştır. 3. Dinimiz, anne ve babamıza nasıl davranmamızı ister? Anlatınız. Cevap, dinimiz anne babamıza karşı saygılı olmamızı, günah bir şey istemeleri dışında istediklerini yapmamızı, onlara iyi davranmamızı, gönüllerini almamızı ve onların yanından ayrıldığımız zaman sık sık onları ziyaret etmemizi ister. Yaşlandıkları zaman onların hallerine sabretmemizi emreder. 4. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde nelere özen göstermeliyiz? Söyle. Yiniz. Cevap, arkadaşlarımızla ilişkilerimizde yalan, kırıcılık, dedikodu, alay etme gibi insanların kalbini kıracak şeylerden kaçınmalıyız. İnsanlara yumuşak olmalı, kalplerini kırmamalı ve güzel bir şekilde uyarmalıyız. Sırlarını araştırmamalı, bizlere bir sır söyledikleri zaman kimseye söylememeli ve yardıma ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmalıyız. 5. Sevgi ve saygı, insan ilişkilerinde neden önemlidir? Açıklayınız. Cevap, aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi, insan ilişkilerine zarar veren bir davranıştır? A. Anlayışlı olmak. B. Bağışlayıcı olmak. C. Saygılı olmak. D. Bencil olmak. Cevap, D. 2. Büyüklerine saygı göstermeyen ve küçüklerine etmeyenler değildir. Ebu Davud, Edeb 66. Hadisteki boşluklara sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir? A. Yardım Müslüman. B. İyilik insan. C. Merhamet bizden. D. Kötülük arkadaş. Cevap, C. 3. FT. İHA kavramı ne anlama gelir? A. Bilgi. B. Konuşma. C. Açılış. D. Bitiş. Cevap, C. 4. Fatiha suresinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmez? A. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğundan. B. Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın C.C. gönderdiğinden. C. Sadece Allah'a C.C. ibadet edilmesi gerektiğinden. D. Doğru yola ulaşmak için Allah'a C.C. dua etmekten. Cevap, B. 4. Sınıf Anka Yayınevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 65 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.